Merhaba, en son Muhammed'in Rahip Bahira ile görüşmesinde ve Mekke'ye dönmesinde kalmıştık. Mekke'ye döndüklerinde Ebu Talip Muhammed'e kılıç ve ok eğitimi verdi. Zira çocuk büyümekteydi ve dövüşmeyi öğrenmesi lazımdı. Belki savaşlara katılacaktı. Bu yüzden de Muhammed uzun bir süre eğitim aldı. Ve aldığı eğitimde Hamza gibi daha sonra göreceğimiz karakterler de onunla beraberdi. Ama Muhammed kılıç dövüşünde o kadar da iyi değildi. Bütün kaynakların ittifak ettiği üzere Muhammed gözleri çok iyi gören ve ok atmada epey başarılı olan lakin kılıç dövüşünde ortalamanın altında kalan bir adamdı. Tabi bu esnada Muhammed bir tek eğitim almakla kalmıyor. Ticaret yapmaya, kervanlarla gezmeye, bir oraya bir buraya gitmeye ve dünyayı görmeye devam ediyor. Bununla alakalı bir tane kaynak okuyayım istiyorsanız. Cevdet Paşa'nın yazdığı siyerin 36. sayfası şöyle yazıyor. 17 yaşındayken amcası Zübeyr bin Abdülmuttalip ile birlikte Yemen'e gidip geldi. Bu seferinde de kendisinden olağanüstü haller göründü. Mekke'ye dönüşlerinde yol arkadaşları bu halleri anlattıklarından Kureyş içinde bu zatın şanı ve namı büyük olacak diye söylenmeye başlandı. Yine İmam Suyuti'nin El Hasaisül Kübra kitabında birinci ciltte sayfa 187'de şöyle yazıyor. Ticaret malını satarken birisi kendisine Lat ve Uzza adına yemin eder misin diye yemin vermek istedi. Peygamberimiz bunu kesinlikle reddetti. Adam da Meysere'ye dönüp bilesin ki bu zat peygamber olacaktır. Bizim rahiplerimiz okuduğu kitaplarda bunu böyle bulmaktadırlar." dedi. Bu Meysere daha sonra göreceğimiz bir karakter. Zaten bir sonraki videoda anlatacağım. Esasen bu Muhammed'in peygamber olduğunun bağrılması, herkesin onun büyük bir adam olacağını söylemesi ve bu gibi şeyler hem önceki rivayetlerde ki anlattık hem de sonraki rivayetlerde karşımıza sıkça çıkmaktadır. Yani görüldüğü kadarıyla Muhammed hariç etrafındaki herkes bu adamın peygamber olduğunu veya büyük bir adam olacağını anlamış ama Muhammed 40 yaşına gelene kadar hiç peygamberlikle alakalı bir bilgiye veya ön seziye vakıf olmamış. Muhammed'in gittiği kervanlarla alakalı bir alıntı daha okuyalım. Margolius kendi yazdığı eserde şöyle diyor. Sayfa 66 ve 67. Muhammed'in farklı güzergahlara giden Mekke kervanlarına eşlik ettiğine dair bir şüphe yoktur. Mekke'nin ileri gelenleri birçok askeri becerinin sergilenebileceği bu kervanlarla sürekli olarak meşgul olmuşlardır. Bu kervanlar düzenli olarak Suriye ve Yemen'i ziyaret etmiş, zaman zaman da Mısır Habeşistan ve İran'daki pazarlara yolculuk etmişlerdi. Hristiyan Hire Krallığı da Mekkeli tacirler tarafından ziyaret edilmekteydi. İleride adını çok duyacağımız Hint binti Utbe'nin bir aşığının Hire kralının mahiyetindekilerden birisi olduğu söylenmiş olup evlilikle ilgili işlerde onun yardımını istemişti. Peygamber bir hadisinde Medine'den gördüğü Hire'nin beyaz saraylarından bahsetmektedir. O tuzlu suyun yanı sıra tatlı suyu da bilmekte ve tatlı suya Fırat adını vermektedir. İkisinin bir set yoluyla birbirine karışmasının engellendiğini varsaymaktadır. Mısır'la alakalı söylediklerinden kendisinin orada bulunduğu sonucuna varılmaktadır. Ayrıca kendisinin Denizi görmüş olduğunu varsaymak için de sebepler mevcuttur. Muhammed'in bu yolculuklarda kendisine daha sonra faydalı olabilecek kişilerle tanışmış olması muhtemeldir ki kendisinin bazı yabancı ya da taşralı arkadaşlarının isimlerini bilmekteyiz. Habeşli bir dostunun adının Halit bin Havari olduğu söylenir. Bu şahsın babasının adının ait olduğu diyalekt bu ifadenin doğru olduğunu göstermektedir. Bir diğer dostu olarak da Mücaşi kabilesinden Yad bin Himar anılmaktadır. Ayrıca Muhammed'in bu sıraya ve Şam'a zaten gitmiş olduğunu söylemiştik. Daha sonra da bir daha gidecek ve bu sıra Kudüs'e yakın olan bir bölgede. Bu bağlamda Muhammed'in de en azından Kudüs'ü veya çevresini görmüş olması muhtemeldir. Daha birçok kaynaktan birçok alıntı okunabilir. Hem oryantalistlerden hem Müslüman alimlerden ama bence gerek yok. Zaten videonun başlığı da Muhammed'in ticari hayatı falan değil. E madem bunlar ana konuda yoktu, niye anlattım? Aslında sebep şu, çünkü insanlar genelde Muhammed'i aşırı cahil, hiç böyle etrafı görmemiş, hiçbir şey bilmeyen, okuma yazması olmamakla beraber hiçbir konuda, hiçbir kitapla alakalı da bilgiye vakıf olmayan ortalamanın altında bir insan gibi göstermek niyetindeler. Zira Muhammed ne kadar cahil olursa Kur'an da bir o kadar mucizevi, bir o kadar dolu görünecektir ve Muhammed'in Kur'an'ı yazmış olması imkansızdır diyerek ateistlere cevap vermiş olacaklardır. Lakin görüldüğü üzere Muhammed baya bir gezmiş, tozmuş, ticaret yapmış, bağlantı kurmuş. Oradan oraya her yeri görmüş bir adamdır. Ki işi ticaret yapmak olan bir adamın da zaten böyle olması lazımdır. Bu anormal bir şey değildir ve Muhammed yaptığı ticaretlerde kazık atmadan, milleti kandırmadan, haram yemeden, başkalarının parasına konmadan düzgün bir şekilde al sat yapmış. Bazen aracı olmuş, bazen başkalarının kervanlarına bakmış ve bir şekilde halkın da diğer tüccarların da saygısını kazanmış ve Muhammedül Emin yani güvenilir Muhammed lakabını almış. Zira gelen geçen ona malını mülkünü emanet edebiliyormuş. İbni Hişam ise, ya Muhammed kimseyle kavga etmeyen tatlı dilli anlayışlı iyi bir insandı bu yüzden de herkes onu sever ve saygı gösterirdi ve ondan yanlış beklemezlerdi. Eh Muhammed'ül Emin adı da bu yüzden verilmişti diyor. Diğer bazı kaynaklarda bu lakabı veya bu mahlası Ebu Cehil'in verdiği yazar. Ebu Cehil'in de asıl mahlası Ebu'l Hakem adaletin ya da bilgeliğin babasıdır. Ebu Cehil bu cehaletin babası ünvanını çok sonra alacaktır. Zaten bununla alakalı bir videom vardı. Ve Muhammed gördüğümüz kadarıyla ileride Mekke'deki en zengin kadın olan ve en büyük tüccarlardan biri olan Hatice ile evlenecektir. Ve Hatice'nin de kervanlarına mal varlığına o bakmaya başlayacaktır. Böylece Mekke'deki ticaretin de dış şehirlerle, dış tüccarlarla veya dış valilerle irtibatın da en çok Muhammed'le sağlanacağı ve Muhammed'in birçok şeye hakim olacağı bellidir. Zaten Hatice ile evlenme ve onun kervanlarına bakma muhabbeti bir sonraki videoda ele alınacak. Şimdi böyle anlatınca her şey mükemmel, Muhammed para kazanıyor, geziyor, tozuyor, oh gibi bir hava var. Lakin öyle değil. Görüldüğü kadarıyla Muhammed'in çocukluğunda başlayan ve o 20'li yaşlara ulaştığında bile halen daha devam eden Ficar Savaşı diye adlandırdığımız uzun süren bir savaş başlamış ve Mekke bu esnada gerçekten de birçok problem yaşamış. İbni Hişam şöyle anlatıyor. Peygamberimiz 14-15 yaşına bastığında Kureyş ve Kinane kabilelerinden müttefiklerle Kays Aylan kabilesi arasında Ficar Savaşı çıkmıştır. Nedeni şudur. Hevazinli Urve Rihal bin Utbe, Numan bin Münzire ait Kerba'nın himayesini üstlenmişti. Kinane oğullarından Berraz bin Kays ona Kinane'ye karşı onu mu koruyorsun diye sordu. Urve evet bütün insanlığa karşı cevabını verdi. Teğmen'de Zıtlal mevkiine vardıklarında Urve'nin bir anlık gafletinden yararlanmış olan Berraz onu öldürdü. Bu olay Haramay'da gerçekleştiği için Ficar yani günah. Yasak ismini almıştır. Hadisenin hemen ardından biri Kureyş'e gelerek Berraz'ın Urve'yi Haramay'da öldürdüğünü haber verir. Kureyş ve ardından Hevazin kabilesi harekete geçip harem bölgesinden geride savaşa tutuşurlar. Peygamberimiz savaşın bir bölümüne amcaları ile birlikte katılmış, onlara ok desteğinde bulunmuştur. Bu sırada onun 10 yaşında olduğunu söyleyenler de vardır. Şimdi standart hikaye bu ama elbette tek versiyon bu değil hemen her kitapta başka türlü ayrıntılar ve başka türlü aktarımlar var. Mesela burada Muhammed savaşa katıldı ama ok desteğinde bulundu ifadesi var. Bu ok desteğinin ok atmak ve bir şeyler yapmak anlamında mı olduğu yoksa başka bir anlamda mı olduğu İbni Hişam'da aktarılmamış ama diğer kaynaklarda Muhammed yerden ok topluyordu ve yere düşen okları amcalarına veriyordu. Yani kimseyi öldürmedi ama en azından yardımcı olmuş oldu yazar. Bununla beraber savaş tam hangi yılda başladı? Muhammed tam hangi savaşa katıldı? Savaş ne kadar sürdü? Bu da kesin değil Maksudoğlu 14-15 yaşlarındaydı diye ifade ediyor. E diğer kaynaklara baktığımızda Hayati Ülkü 20 yaşında olduğunu söylemiş. Yine bunun gibi 21'di, 17'ydi, 12'ydi. Bir sürü aktarım var. Kimi kaynaklar bu savaş 10 yıl devam etti derler. Martin Linx ise en fazla 3-4 yıl devam etti ama toplasan 5 gün anca savaşıldı. Muhammed de katılsa katılsa hani 4.'ye anca katıldı veya sonuncuya yani 5.'ye diyor. Ve bu adamların hepsi Müslüman, bu adamların hepsi din alimi. Martin Lings dahil yani Müslüman olmuş bir adam. Dolayısıyla hepsi bir kaynağa referans veriyor ama Genelde tabi kaynaklar hemen her şeyde olduğu gibi tezatlık barındırıyor. Bazı kaynaklar bu savaş 4 defa yapıldı ve Muhammed dördüncü olana katıldı. Yani dört tane farklı sebeplerle meydana gelen Ficar Savaşı vardı. Her biri aynı savaş değildi diyorlar. Bu da mantıklı. Bir de Martin Links Muhammed ok attı, okçuluk yaptı derken Muhammed Hamidullah mızrakla adam deldi. Hatta çok meşhur birkaç tane savaşçıyı da Yaralamıştı diyor yani kimi kaynak Muhammed hiç katılmadı kimisi katıldı ama yerden ok topladı öteki ok attı adam vurdu diğerleri ise mızrakla adam beşti diyor bu yüzden hangisi gerçek hangisi yaşandı veya herhangi biri yaşandı mı bir şey diyemiyor. Burada birbirinden farklı birçok aktarımda bulunuyor olmam ve diğer videolarda da 9-10 tane rivayet veriyor olmam bu yüzden zaten zira bir tane kitap okuyunca olmuyor. Bir tane kitap okuyup aa Muhammed'in hayatı buymuş ne güzel diyorsunuz. Başka bir alimin kitabını okuduğunuzda bambaşka bir hayat var. Bambaşka bir anlatım var. E hangisi gerçek? Bu yüzden bir tane okuyup da hakikat bu demek çok kolaya kaçmak olur. Eğer gerçekten siyer tarihini öğrenmek lazımsa en azından bir 15-20 tane kitap okumak lazım ve 15-20 tane başka başka yazarlardan. Arada 3-4 tane oryantaliste bakmak lazım başka bir kafa olsun diye ama genelde Müslüman kaynaklar da yeterince ayrıntılı. Ben de bu yüzden okuduğumda karşıma çıkan farklı aktarımları derliyorum ki hani ben böyle okumuştum Diamond sen böyle diyorsun ama bir de şöyle bir şey var diyenler çıkmasın. Ben her haliyle anlatayım isteyen istediğini alır. Zira baktığında hepsi sahih kaynak. Dolayısıyla Aha, İslam tarihi bu. Ama nihayetinde Ficar Savaşı, ister öyle ister böyle olsun, Muhammed ister savaşa katılmış olsun, isterse katılmasın, baya bir süre devam etmiş ve en sonunda tarafların anlaşmaları suretiyle tatlıya bağlanmış. Daha fazla adam öldüren taraf, öldürdüğü adamlar karşılığında fidye vermiş ve bir daha öldürmemek koşuluyla anlaşmışlar. Tabi bu esnada uzun yıllar boyunca ticaret desekte de yorulmuş. Asayiş de epey problemliymiş. Mekke bayağı yaşanılmaz bir yer haline gelmiş. Buradan sonrasını yine kaynağından okuyalım. Cevdet Paşa şöyle anlatmış. Resulullah Efendimiz'e peygamberlik gelmeden önce Mekke'de asayiş ve düzen altüst olmuş. Yabancılar ve koruyucusuz kimseler için can, mal, namus güvenliği ortadan kalkmıştı. İşler iyice çığırından çıkmış, meydan zalimlere ve güçlülere kalmıştı. Yabancı satıcıların malları alınır, fakat bedeli ödenmezdi. Mekke'ye ziyarete gelen turistlerin hoşa giden kadın ve kızlarına zorla el konur, feryat ve figanlarına aldırış etmeksizin gözler önünde tecavüz edilirdi. Buna benzer pek çok rezil işler, toplumda gizleme gereği bile duyulmayan işler olmuştu. Tabii canım muhakkak. Bu karışıklık sonucunda halk toplanıyor ve adaleti tesis etmek maksadıyla bir oluşum veya bir dernek, bir örgüt kurmaya başlıyor. Bu örgüte de Hılfül Fidul diyoruz ki daha önce de Hılfül Fidul adında başka bir dernek vardı. Hayati Ülkü İslam Tarihi kitabında şöyle anlatıyor. Cürhümlüler zamanında ahlak bozulmaya yüz tutunca zulüm artmış, zayıflar himayesiz kalmış ve haksızlık her yerde almış yürümüştü. Bu hale bir son vermek için Cürhüm ve Katura kabileleri reislerinden 3 kişi gizlice toplanmış ve Mekke'deki zalimlerle mücadele edeceklerine dair aralarında yemin etmişlerdi. Bu üç reisin ismi de Fadıl'dı. Fadıl bin Füdale, Fadıl bin Vedate ve Fadıl bin Hars. Bu yüzden de bu toplantıya Hılfül Füdul, Fadılların Yemini adı verilmişti. Daha sonraları bu iyi teşkilat dağılmış fakat yalnız adı ve şöhreti kalmıştı. İşte Muhammed devrinde de Ficar Savaşı'ndan sonra Mekke'de önde gelen bazı şahsiyetler haksızlığa, adaletsizliğe veya suç artışına son vermek maksadıyla önceki örgüte gönderme yapmak babında Hılfül Fidul adında yeni bir oluşum kurmuşlardı. Muhammed Hamidullah şöyle anlatıyor. Savaşın çok basit bir nedeni vardı ama çok kan dökülmesine yol açmıştı. Sadece kendi kabilesini savaşa sürüklemekle kalmayıp bu münasebetle Mekkeli kurmaylar içinde savaşa etkin bir rol üstlenmiş olan Resulullah'ın amcalarından Zübeyir bu durumdan pişman gibiydi. Çünkü bin defa dünyevi amaçlarla kurulmuş olan Hılfül Füdül Teşkilatı'nın kurulmasına o ayak olmuştu. Yaşlılardan ve gençlerden oluşan çok sayıda Mekkeli, zengin ve saygın bir insan olan Abdullah İbni Cüd'a'nın evinde düzenlenen törene katılarak şu yemin etmişlerdi. Allah'a and olsun ki biz hepimiz zulmeden zulmettiği kişiye hakkını geri verinceye kadar zulmedene karşı zulme uğrayanla birlikte tek bir el gibi olacağız.'' Şimdi Maksudoğlu hılfül füdulü kuran kişi Muhammed'in bir amcası olan Zübeyir'di diyor. Cevdet Paşa bu Ebu Talip'ti diyor. Diğer bazı kaynaklarsa Muhammed'di diyor. En azından Muhammed kurmadıysa dahi kurma konusunda ön ayak oldu, fikir verdi, insanları gazladı, epey bir çaba sarf etti ve bu sayede bu teşkilat kuruldu diyorlar. Dolayısıyla isimler değişiyor, Kur'an değişiyor ama amaç aynı. Tabi bu grubun kurulması için son bir taşın düşmesi lazımdı. O da şu. Hemen okuyalım. Muhammed Ebu Zehra'dan okuyorum. Ravilerin anlattıklarına göre Hılfül anlaşmasının yapılmasına sebep olan olay şuydu. Zebit kabilesinden bir adam Mekke'ye mal getirmişti. Malını As bin Vail satın almış ama karşılığını ödememişti. Mal sahibi As bin Vail'e karşı Abdüddar, Mahzum ve Cemha kabileleriyle diğerlerinden yardım istedi. Fakat kimse ona yardıma yanaşmadı. Adamcağız hakkının zayi olduğunu görünce güneş doğarken Ebu Kubeys dağına çıktı. Kureyşliler o esnada Kabe'nin etrafında gruplar halinde oturmuşlardı. Dağa çıkan mal sahibi yüksek sesle şu şiiri okumaya başladı. Ey Fihir ailesi! Bir adamın malı kayboldu. O adam Mekke'de zulme uğradı. Evinden, dostlarından ve toprağından uzakta, ihramını ve yol tozunu da üzerinde taşımaktadır henüz umresini eda edememiştir. Ey ileri gelen şahıslar! Hatim ile Haceri Esvet arasında emniyetli yerde malım zayi oldu. Demek ki kanunlar soylular içinmiş. Yabancı tüccarlar için koruyucu yasalar yokmuş. İşte adam böyle ağlayınca, zırlayınca millette yatar artık bir şeyler yapmak lazım. Bak Mekke'ye laf geliyor, bin tane kabileyiz, hepimiz zan altında kalıyoruz diye toplanmışlar, iyi de yapmışlar. Hatta Muhammed bununla alakalı ileride şöyle bir şey söylüyor. Vakti zamanında şöyle şöyle bir oluşuma katılmıştım gayet de memnundum. Öyle bir oluşuma katılmak 20 tane kırmızı deveden daha kıymetli bir şeydir. Valla şu anda İslam geldiği halde yine öyle bir şeye davet edilsem yine hiç düşünmeden giderdim. Bu da bizi şu sonuca götürüyor. Şimdi hılfül füdulda önde gelenler, alimler, ulemalar, zenginler kabile reisleri yani önemli adamlar vardı ve Muhammed de bu kuruluşa katıldığında 20 yaşlarındaydı. Yani genç bir adam için orada öğrenecek çok şey vardı ve örnek alacak da epey bir insan bulunmaktaydı. Ayrıca Muhammed İslam gelmiş olduğu halde şimdi bile çağrılsam giderdim diyerek eğer amaç iyilik yapmaksa, hak savunmaksa müşriklerle ya da başka dinden insanlarla dahi ortak hareket etmekte bir problem yoktur gibi bir imaj da vermiş olur ki bu bence iyi bir mantıktır. Keşke herkes o kafayla baksa ve bakıldığında hılfül fidul cemiyeti görebildiğimiz kadarıyla tam anlamıyla insan haklarını koruma cemiyetiydi. Bu bağlamda Arabistan tarihimizde böyle bir şey vardı diyerek övünmeye hak kazanmıştır. hılf gerçekleştirdiği yardımlardan ve yaptığı iyiliklerden birçok kaynak bahseder ama genelde yarım yamalak bahsederler. En azından Hamidullah bunları alt alta güzel bir şekilde koymuş. Ben de kafadan anlatmayayım derli toplu bir şekilde kaynağından okuyayım diye sayfa 61 ve 62'den alıntı yapacağım. Hasam kabilesinden bir Yemenli kızıyla birlikte hac için Mekke'ye gelmişti. Mekke'nin kudretli kişilerinden Nubeyh ibn el-Haccac bu kızı zorla alıkoydu. Kızın babasına yardım etmesi için hırful füdule başvurmasını tavsiye ettiler. Derhal Nubeyh'in evi kuşatıldı. Kendisini savunamayacağını anlayan saldırgan, gönlünü çalan bu güzel kızla hiç olmazsa bir gece birlikte olmalarına izin verilmesi için yalvardı. Hiçbir şey füdul mensuplarının kararlılığını bozamadı ve Nubeyh daha fazla gecikmeden kızı babasına teslim etti yine Sumale ya da Est kabilesinden bir başka yabancı ticaret mallarından bir bölümünü Mekke'nin ileri gelen reislerinden Ubey İbni Halef'e satmış ama bu kişi anlaştıkları parayı vermek istememişti. Çaresiz kalan Sumaleli Fudul teşkilatına başvurdu. Onlar da şöyle dedi. Ubey'e git ve ona Fudulilerin yanından geldiğini eğer derhal sana ödemeyi yapmazsa bizim gelişimizi beklemesini söyle. Bu kez Ubey söz konusu parayı ödemekte gecikmedi. Ne olursa olsun Mekkeliler uzun yıllar boyunca birçok kez ara buluculuk görevi üstlenmiş olan bu kurumla gurur duymuşlardır. Peki Hılfül Fidul madem bu kadar iyi bir cemiyetti neden dağıldı? Aslında sebep bir tane. Bu adamlar en başında bir oluşum kurmuşlar ama daha sonra yeni bir üye almamışlar. Niyeyse bunda inat etmişler ve en sonunda tüm üyeler öldüğünde Yeni bir üye gelmediği için grup dağılmış. Aynı zamanda İslamiyet hakim olmaya başladığından zaten bir şeriat geldiğinden düzeni de halifeler ve onların askerleri sağlamaya başladığından hülfül fudula gerek kalmamış. Ha, halifeler devrinde Emeviler vaktinde veya daha sonra Abbasiler döneminde yapılan haksızlıkların hepsi engellenebildi mi ya da öcü alınabildi mi veya Bizzat devlet, halife veya adamları bir haksızlık yaptığında bu telafi edilebildi mi? Onları da sorgulayacak bir hülful füdul var mıydı? O da bambaşka bir konu. Ama özetle bu cemiyet iyi bir cemiyetti ve Muhammed de Muhammedül Emin lakabıyla bu cemiyette uzun bir süre yer aldı. Evet, devam videosunda Muhammed'in Hatice ile neden ve nasıl evlendiğinden ve Rahip Bahira'nın devamı olan Rahip Nestura ile karşılaşmasından bahsedeceğiz. Ondan sonra da eğer bir ek video çıkmazsa Muhammed vahiy almaya ve peygamberliğini ilan etmeye başlayacak. Ama şimdilik bu kadar. Ben Diamond. Diğer videolarda görüşmek üzere.